31 Mart seçimi öncesinde yaptığım bazı yayınlarda özellikle dile getirdiğim sükunet, sakin olmak meselesiyle çok örtüşen tespitler ve bu yönüyle normal bir insan, sakin bir insan, gülümseyen bir insan olma yönüyle iktidarın kibirine karşı çok büyük bir başarı elde etti. 31 Mart'ta seçimi kazandı. Ama o seçim, kazandığı seçim kendisinin elinden alındı ve yeniden bir seçime gidiliyor. Siyasi iktidarın arzusu böyle oldu. İstanbul'u bu sefer alma niyetiyle, YSK eliyle seçimi yeniletme noktasına geldiler. Ve o gün Ekrem İmamoğlu her şey çok güzel olacak sloganıyla aslında 31 Mart başarısının, zaferini bir anlamda cila atmış oldu. O andan itibaren artık çok da fazla bir şey yapması gerekmiyordu. Nitekim siyasi iktidarın, adayının, Binali Yıldırım'ın 31 Mart öncesi yaptığı bütün stratejileri, uyguladığı bütün stratejileri terk ettiğini gördük. Mesela beka söylemi gitti, zillet ittifakı gitti, rakiplerin terörle eşleştirilmesi en azından sözcüler ağzıyla gitti. Erdoğan'ın öne çıkıp Binali Yıldırım'ın neredeyse yok olması büyük ölçüde gitti. Siyaset konuşmak yerine İstanbul konuşma ısrarı öne çıktı vesaire. Bütün bunlar da gösteriyor ki burada bir şeyler yapması gereken Binali Yıldırım ve siyasi iktidar. Ekrem İmamoğlu hiçbir şey yapmadan da 23 Haziran'ı kazanması beklenen kişi ve hatta oylarını arttırması beklenen kişi. Ama işte burada demin çöplük ya da mezarlık olarak tanımladığım medya bir şekilde devreye giriyor ve 31 Mart öncesi gösterilen ilgiden daha büyük bir ilgiyle Ekrem İmamoğlu ekranlara konuk ediliyor ve ekranlara konuk edilirken de başına bir şeyler gelmesine yol açabilecek sahneler yaşanıyor. Önce CNN Türk'teydi, sonra Habertürk'te oldu. Başka yerlere de çıkıyor ama özellikle CNN Türk ve Habertürk olayının ardından Ekrem İmamoğlu daha fazla konuşulur oldu. Açıkçası ben bunlara Ekrem İmamoğlu'nun bu yayınlara ihtiyacı olduğunu düşünen birisi değilim. Çıkmasa da olurdu. Onun, Murat Sevinç'in de belirttiği gibi 31 Mart'taki en büyük başarısı normal bir insan gibi doğrudan insanlara giderek, insanlara dokunarak siyaset ve kampanya yapmasıydı. Medyaya rağmen kazanmıştı. Şimdi medyada daha çok gözüken bir Ekrem İmamoğlu var ve orada kendisine İstanbul sorularından kadar ya da İstanbul sorularından çok siyasi, alakasız sorular da soruluyor. Ondan sonra da bu soruları soran insanlar da daha sonra yazdıkları yazılarda, attıkları tweetlerde falan yaptıklarının gazetecilik olduğunu söylüyorlar. Tabii ki gazeteci her soruyu sorar ama İstanbul Belediyesi'ni bir kez kazanmış ve ikinci kez de kazanma ihtimali hayli yüksek olan birisine sorulacak soruların, öncelikli sorulacak soruların neler olduğu konusunda da herhalde gazeteci milletinin bir ortak müşteriyi vardır.